Merhabalar. Bugünkü konumuz yüksek motivasyonla bir işe başlamamak. Bundan önceki podcast'imde şeyden bahsetmiştim. Hedeflerinizi kimseye bahsetmeyin. Orada söylemiştim yüksek motivasyon. Aralarında biraz bağlantı var. Çünkü yüksek motivasyonlu bir işe başladığım zaman gidip başkalarına anlatırız. Çok sevinçli olduğumuz için. O yüzden iş yatar. Şimdi çok yüksek motivasyon ile bir işe başladığımız zaman genelde o işin olumsuz yanlarını görmezden geliriz. Sürekli sonuca odaklanır ve o sonuçtaki mükemmel şeyi elde ettiğimizi düşünerek hareket ederiz. Ve bu da sıkıntı yapar. Yani ne olur? Hedeflerimize ulaşamayız. Zorluk görünce kolay vazgeçeriz. Şimdi motivasyonda şu çeşit, iki çeşidi var. Bir içinden senin oluşturduğun motivasyon. Bir de dışarıdan aldığın gaz. Bu gaz söner. Bu gaz uçar gider. Bu boştur. Dışarıdan aldığın motivasyon bence işe yaramaz. Ben gereksiz. İnanmıyorum. Ne yok öyle motivasyon videosu izleyeyim falan. Şeylerden de hiç kalkmıyorum. Yok motivasyon konuşması. Hiçbirine inanmıyorum. Ama motivasyon senin içinde olacak. Yani aslında şöyle diyeyim. Hani o motive oluyorsunuz ya böyle çok bir duygu geliyor. Bir gaz geliyor. Başlıyorsunuz bir şeye böyle çok yüksekte çalışmıyor falan. Hani atıyorum. Ders çalışıyorsun böyle oturuyorsun derste böyle günde 5, 6, 7, 8 saat çalışıyorsun. Ertesi gün o süre biraz daha düşüyor. Birkaç hafta sonra tırt. Hiçbir şey yok salmışsın gitmiş. Ama içindeki motivasyon yani içindeki motivasyon değil de yani. Abi yapacaksın yani yapmak var. Kalkıp yapmak var. O rahattan çıkmak var. Motive olduğun zaman sen kendini kandırıyorsun. Duygularına kapılıyorsun. Ancak süreç öyle işlemiyor. Güzel şeyler büyük acılarla geliyor. O yüzden yani o acıyı görünce de sürekli motivasyon videosu mu izleyeceksin? Zaten bir süre sonra çok standartlaştığı için etkisi de olmayacak. Ben motivasyonun gereksiz olduğunu söylüyorum. Gerek yok. Kalkıp yapmak var. O zorlukları aşmak var. Aşacaksın, sonucu elde edeceksin. Çok yüksek motivasyonla işe girdiğin zaman duygularına çok kapıldığın için çok aşırı heyecanlanıyorsun. Sonra gidiyorsun o mükemmel, her şey mükemmel ilerleyecek diye plan yaparken her şeyin öyle olmadığını görüyorsun. Bu da hedeflerimize giden yolda bizi başarısız yapıyor. O yüzden çok yüksek motivasyondan ziyade kalkıp yapıp süreci görmek var. Ve bunu yaparken tabii kimseye bahsetmemek de sizin o süreçte en sonunda alacağınız hazzı tetikleyecek. Yani o en sondaki hazza odaklanacaksınız ve o hazzı alınca siz bir şey başarmış olacaksınız. Eğer bir denen atınca o hazzı erkenden alıyorsunuz. Geçen podcast söylediğimiz gibi. O yüzden çok yüksek motivasyonla işe başlamayın. Dışarıdan gelen motivasyon bir halta yaramaz. Kalkıp yapmak var. Kalkıp yapacaksın. Belki bu da bir motive olabilir. Yani kalk yap falan. O da motivasyon cümlesi ama öyle değil. O yüzden ben genelde hep şey yaparım. Bir işe başladığım zaman bakarım bir iş. Atıyorum bir iş fikridir. İnternet üzerinden yapacağım. Mesela bir girişimdir. Her şey mükemmel gidecek. Hani akıl yani olumlu istiyor. Olumsuz düşünürse zaten o işten vazgeçiyor hemen. Bakıyorum çok güzel gidecek falan. Tam bir kenara not ediyorum. Hafif hafif araştırıyorum bunu gün içinde böyle boş vaktimi 10-15 dakika böyle girerim internetten yorumları okurum bir şey yaparım. Biraz bilgilendirici cihazı okurum avantajları dezavantajlarını okurum. Sonra üstünden birkaç hafta geçer bakarım mantıklı mı diye. Atıyorum ulusal çapta bir YouTube kanalı açacaksam rekabet analizine bakarım. Hani kendimin ön planda olmadığı nasıl diyeyim. Araba kaza videoları sonra meditasyon videoları falan paylaşan kanallar var ya. Mesela o tarz bir kanal açacağım ben. Kendi yüzüm falan yok sadece video editleyip koyacağım. Bakarım rekabet analizi yaparım. Girmek mantıklı mı değil mi? Avantajlarını dezavantajlarını çıkartırım. Tabi bunları somutlaştırmak sizin çok yararınıza olacaktır. Bunların hepsini ne bileyim bir yere not edebilirsiniz. Yaptığınız araştırmaları vesaire. Bunları hatta biraz daha böyle rakamsal olarak ifade ederseniz daha iyi olur. Ondan sonra bakarım. İşe girer miyim girmez miyim? Karar veririm. Baktım o yüksek motivasyonla mesela her işte biliyorsunuz. Her işte para var. Her işte para kazanabilirsiniz. Her işte başarılı olabilirsiniz. Hani bu aklınıza gelecek her türlü işte. Kaldırım yaparak da zengin olabilirsiniz. Mesela yani bunlar tamamen farazi örnekler. O yüzden her işe gelince o çok iyi diye düşünebilirsiniz. Ancak karşınıza çıkacak olumsuzlukları da hesap etmek lazım. Yüksek motivasyon tuzağına düştüğümüz zaman bu karşımıza çıkacak olumsuzlukları göremediğimiz, kestiremediğimiz veya görmezden geldiğimiz için genelde o yüksek motivasyonla başladığımız hedeflerde
Başarısız oluyoruz. Kalkacaksın, yapacaksın kardeşim. Başka bir çözüm yok bunun. Mantıklı düşünmek her zaman iyidir. Duygularınızı mantığınızın önüne geçmesine izin vermeyin.